Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar siyer dersi 1. dönem 2. yazılı soru örneklerini sizlere bir kez daha hatırlatalım istiyoruz sınavlar öncesi. Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeler yazınız bölümünde bakalım ilk boşlukta bizden ne isteniyor? Allah Resulü Recep ayının 27. gecesi vahiy meleği Cebrail tarafından Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür. Bu yolculuğa nokta nokta denir şeklinde bir ifade var ki bu yolculuğu biliyoruz arkadaşlar. Biz Miraç yolculuğu olarak, Miraç'a çıktığı olarak biliyoruz. Cevabımız belli oldu bu durumda. Hazreti Peygamber Medineli Müslümanlarla hicretten önce nokta nokta denilen yerde görüşmüş ve sonrasında sözleşme yapılmıştır. O görüştüğü yer neresiydi arkadaşlar? Akabe bölgesi, Akabe denilen yerde görüştü. Dolayısıyla cevabımız belli bu durumda. İlk vahiyden sonra bir süre Hazreti Peygamber'e vahiy gelmemiştir. Bu dönem Müddessir suresinin ilk ayetlerinin inmesiyle sona ermiştir. Peki vahyin kesintiye uğradığı bu döneme ne denir şeklinde bir ifade var ki o dönemin bir ismi var arkadaşlar. Neydi o dönemin ismi? Hatırlayalım. Fetretül Vahiy, yani Fetret dönemi var ya Osmanlı tarihinde, onun gibi düşünün. Fetret duraklama, duraksama demek. Dolayısıyla bu döneme de Fetretül Vahiy, yani vahiylerin duraklaması, bir süre ara verilmesi anlamı geliyor. Buraya da fetretül, şuraya retül şeklinde. Evet, fetretül vahiy ifadesi buradaki boşluğa gelecek olan. Diğerine bakıyorum. Nokta nokta 580'li yıllarda Arap kabileleri arasında süregelen, başta Ficar savaşları sonrasında ortaya çıkan anarşi ortamında can ve mal güvenliğinin sağlanması, zayıf ve güçsüzlerin korunması amacıyla kurulmuştur ki peygamberimizin de biliyorsunuz genç yaşlarda dahil olduğu bir grup. Neydi o grup arkadaşlar? Burada hilful fudül şeklinde ifade edilen, hilful fudül şeklinde ifade edilen bu grup, yani güçsüzleri koruyan amaçlı, güvenliğin sağlanması amaçlı kurulmuş bir gruptu. Dolayısıyla peygamberimiz de bizzat içinde bulunmuş. Dolayısıyla cevabımız belli oldu. Diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Hazreti Peygamberi nokta nokta dönüşünde himayesi altına alan kişi Mu'tim bin Adi'dir. Burada nedir arkadaşlar? Taif, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Taif hicretinde saldırıya uğradı arkadaşlar. Çok iyi karşılanmadı. Dolayısıyla Taif seferi dönüşünde onu himayesi altına alan kişinin Mutim bin Adi isimli sahabe olduğunu bir kez daha hatırlatalım sizlere diyelim. Ve geçelim çoktan seçmeli bölümlere. Evet, çoktan seçmeli bölümlerde arkadaşlar. İlk sorumuzda aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? İlk ve daha sonra olan Müslümanlar var biliyorsunuz. Hazreti Hatice bunlardan biri mi ki eşi ilk zaten kadın Müslüman. Hem ilk hem de kadın Müslüman. Hazreti Zeyd, evet, o azat edilmiş köle. İlk Müslümanlardan. Hazreti Hamza arkadaşlar peygamberimizin amcası olmasına rağmen daha sonra Hazreti Ömer'le birlikte Müslüman oldu biliyorsunuz. Başlangıçta olmamıştı. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali zaten 9 yaşında ilk Müslüman olan çocuk. Ama Hazreti Hamza ile Hazreti Ömer biliyorsunuz daha sonra Müslüman olmuş ve Müslümanlara inanılmaz bir moral güç kaynağı olmuşlardı. Cevap böylelikle belli oldu arkadaşlar bu soruda diyelim ve geçelim bir başkaya. Ebrehe, Kabe'ye giden hacıları kendi mabedine çevirmek amacıyla yaptırdığı kilise aşağıdaki şehirlerden hangisinde bina edildi ki bu Ebrehe'nin Kabe ile çok sorunu vardı. Allah sonunda helak etti kendisini. Peki o Kabe'ye alternatif yaptırdığı kilise hangi şehirde inşa edildi arkadaşlar? Yemen'de değil mi? Zaten kendisi Yemen valisiydi bu Ebrehe kafirinin. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacak bu soruda. Üçüncü soruya bakalım. Peygamberimize niçin El Emin denmiştir arkadaşlar? El Emin denmesi için peygamberimizin güvenilir olduğunu biliyoruz ki bu da dürüst ve güvenilir olduğu, dolayısıyla El Emin, Muhammedül Emin lakabını verilmesine sebep neden olmuştu o? Cevap C seçeneği böylelikle. Müslümanların ilk hicreti nereye, hangi tarihte olmuştur şeklinde bir ifade var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Müslümanlar ilk önce 615 yılında, özür diliyorum, 614 yılında Habeşistan'a. Dolayısıyla cevap bu. E seçeneği olacak bu soruda. Diyelim ve geçelim 5. soruya. Burada da Müslüman erkeklerden ilk şehit olan sahabe kimdir ifadesi var. Bakın Müslüman erkeklerden ilk şehit olan, hatırlayın arkadaşlar, Hazreti Yasir'dir. Hem erkek hem
hem de Müslüman olan ilk şehit. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği olacak bu soruda. Peygamberimizin soyu hangi peygambere dayanmaktadır ifadesi var. Evet, tabii ki peygamberler bazen baba oğul olmuşlar. Bazen birbirlerine çok yakın dönemlerde gelmişler. Peki peygamberimizin soyu hangi peygambere dayanıyor? Hatırlayalım, Hazreti İbrahim'in, Hanif Müslümanların soyuna dayanıyor. Cevap biliyorsunuz ki D seçeneği olacak bu soruda. Yedinci sorumuz. Peygamberimiz Kureyş'in hangi koluna mensuptur? Evet, Kureyş kabilelerinden hangi koluna mensuptu peygamberimiz? Tabii ki Kureyş kabilesinin Haşimoğulları soyundan da peygamberimizin soyu arkadaşlar. Ki ne mübarek bir soy. Diyelim ve geçelim 8. soruya. Bu soruda da aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin 5. senesine Hazreti Ömer'in Müslüman olmasına kadar geçen süre zarfında kaldığı ve Müslümanları eğittiği evin sahibi kimdir ki biliyorsunuz başlangıçta gizli gizli tebliğ ediyorlardı İslam dinini. Darül Erkam adı verilen bir evde gizlice buluşuyorlardı. Peki bu evin sahibi kim? Erkam'dan aklınıza gelsin. Darül Erkam o evin adı, o evin sahibi de Erkam bin Ebi Erkam şeklinde ifade edilen B seçeneğindeki kişiydi arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olduğu böylelikle. Evet, diğer soruya bakıyorum. Bu soruda peygamberimizi gören ve ona inanan kişiye ne denir? Evet, peygamberimizi bizzat görmüş insanlara tabii ki sahabe denir. Veli, yüce, tabin hiçbiri diyemeyiz. Tabii ki sahabe bizzat görmüş ve onun peşinden, onun yolundan gitmiş, ona inanmış kişilere sahabe diyoruz arkadaşlar. Hatırlayın bu soruda. Diğerine bakıyorum. Diğerinde de aynı şekilde kısa bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Muhammed'in amcalarından değildir ifadesi var. Evet, Hazreti Muhammed'in amcalarını biliyorsunuz ama hangisi değildi bakalım. Abbas Hazreti Muhammed'in amcalarından biriydi. Hamza biliyorsunuz ki daha sonra da Müslüman oldu. Ebu Talip ona en çok bakan amcasıydı biliyorsunuz. Bir sonraki ise Ebu Leheb. O da amcasıydı ama tam bir kafirdi tabiri caizse. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin amcası değil. Ondan sonra gelen 4 halifenin ilkiydi. Ama en yakın arkadaşlarından, dostlarından biriydi. Cevabımız D seçeneği, çünkü amcası değildi Hazreti Ebu Bekir. 11. soruya bakalım. Sadece Allah'ın bir olduğuna inanıp buna göre yaşayan insanlara verilen addır. Bakın, sadece Allah'ın bir olduğuna inanıp buna göre yaşayan insanlara verilen bir ad. Ayrıca bu din Hazreti İbrahim'in dinidir. Bu dini inanç hangisidir? Hazreti İbrahim deyince aklımıza Hanefilik gelsin arkadaşlar. Hanif Müslümanlar gelsin. Bu Peygamber Efendimiz'den önceki dönemde yaşamış insanlar ve Müslümanlık dini. Cevabımız E seçeneği olacak bu soruda. Diğerine bakıyoruz. Diğerinde de arkadaşlar peygamberimizin babası ne zaman vefat etmiştir ifadesi var ki peygamberimiz daha babasını hiç görmedi. Çünkü peygamberimiz daha doğmamıştı. 6 yaşında biliyorsunuz ki annesini kaybetti. Dolayısıyla peygamberimiz doğmadan önce babasını kaybetti arkadaşlar diyelim ve geçelim bir başka soruya. Çünkü babasını hiç görmedi peygamberimiz bu dünyada. Ama eminiz ki öbür dünyada cennetin en üst köşesindeler. Bundan adımız gibi eminiz. İnşallah komşu oluruz onlara da. Aşağıdaki çocuklardan hangisi peygamberimizin ilk zevcesi olan Hazreti Hatice'den değildir? Arkadaşlar 13. soruya bir bakalım. Kasım, Fatıma, İbrahim, Ümmü Gülsüm, Rukiye. Bakın bu dördü aynı kadından, aynı anneye sahipken Hazreti İbrahim, Hazreti Maria, peygamberimizin diğer bir eşinin ismi Hazreti Maria annemizden olan erkek çocuğuydu. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar bu sorudan. Hazreti Hatice'denken diğerleri Hazreti İbrahim'in Hazreti Maria'dan olduğunu unutmayalım. Onun erkek çocuğu olduğunu unutmayalım. Cevabımız C seçeneği diyoruz ve geçiyoruz diğerine. Evet, 14. soruda Hazreti Peygamber'e gelen ilk vahiy hangi surenin ilk 5 ayetidir ki biraz önce Fetretül Vahiy kısmında bundan bahsettik. Hangisiydi arkadaşlar? Alak değil mi? Peygamberimize gelen hangi surenin ilk 5 ayeti? Alak suresinin ilk 5 ayeti. İkra bismi rabbikellezi diye başlayan. Cevabımız D seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. 15. sorumuza bakıyoruz. Hazreti Muhammed'in annesi nokta nokta. Şimdi burada bu verilen kişilerin isimleri isteniyor. Hazreti Muhammed'in annesi kimdi arkadaşlar? Amine. Şöyle hemen yazalım. Ölünce dedesi nokta nokta. Dedesi kimdi? Abdülmuttalip diyelim buraya. Abdülmuttalip yazalım.
Peki, Abdülmuttalib'in yanında kalmıştır. Dedesi ölünce amcası nokta noktanın yanında evleninceye kalmış. Amcası kimdi? Tabii ki Ebu Talip. Oraya da Ebu Talip yazalım. Ve böyle üçlüyü Amine, Abdülmuttalip ve Ebu Talip'i görüyoruz ki A seçeneğinde yan yana verilmiş. Cevabımız A seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. 16. sorumuzda Hazreti Muhammed ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet, soru köküne dikkat ediyoruz. Hangisi yanlış bu soruda? Mekke'de 571 yılında doğdu. Doğru bir bilgi. Peygamberimiz 25 yaşındayken Hazreti Hatice ile evlendi. Hatta Hazreti Hatice de 40 yaşındaydı o zaman ve Mekke'nin zenginlerindendi. Peygamberimiz 610 yılında Nur Dağı Hira mağarasında ilk vahyi aldı. Doğru mu? Evet, bu da doğru bir bilgi. Mekke'de vefat etti. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki Mekke'den Medine'ye hicret etti ve artık orada yaşadı. Orada da vefat etti. Dolayısıyla bize verilen bilgi Mekke'de vefat etti yönünde değil, Medine olacak. Süt annesinin adı Halime, zaten bu doğru ama D seçeneğindeki bilgi yanlış arkadaşlar. Geçelim hemen bir başka sayfaya. 17. soruda aynı şekilde ifade ediyoruz. Peygamberimiz hem destek bulmak hem de İslam'ı Mekke dışında yaymak için hangi şehre gitmiş? Evet, biliyorsunuz ki Peygamberimizin bizzat gittiği o şehir vardı. O şehir hangisiydi arkadaşlar? Hatta iyi karşılanmadığı dediğimiz o şehir Taif'ti. Diğerlerine zaten başka elçiler gönderdi, görevliler gönderdi. Ama Taif'e bizzat kendi gitti. Ama umduğunu çok da bulamamıştı. Saldırıya uğradı çünkü. Diyelim ve gelelim 18'e. 619 yılında yaşanan hangi olaylar sebebiyle bu yıla hüzün yılı denmiştir arkadaşlar? Hüzün yılının sebebini hatırlayın. İlk eşi Hazreti Hatice ve amcası Ebu Talib'i peş peşe aynı yıl içerisinde kaybetmesi, o yıla hüzün yılı denmişti. Cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar bu soruda. 19. sorumuz. Bir açıklamamız var. Bu olaydan kısa bir süre sonra vefat eden bu akrabanın adı nedir? Şimdi Hazreti Peygamberim ilk vahiy aldığında büyük bir korkuya kapılmış. Eve gittiği zaman üzerimi örtün, üzerimi örtün diye titrediğini biliyorsunuz. Öyle bir rivayet edilir. Hanımı Hazreti Hatice onu teselli etmiş ve amcaoğlunun yanına götürmüştür. Evet, amcaoğlu. Bu olaydan kısa bir süre sonra vefat eden bu akrabanın, yani bu amcasının oğlu kimdi? Bizden istenen o arkadaşlar. O da Varaka bin Nevfel olacak, o amcasının oğlu dediğimiz kişi. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacak bu soruda arkadaşlar. 20. sorumuz. Evet, bakıyoruz. Bakalım ne geliyor 20'de. Aşağıdakilerden hangisi boykot maddelerinden değildir? Evet, ilk yıllarda biliyorsunuz ki kafirler Müslümanları çok boykot ettiler arkadaşlar. Bu boykotun sebebi ne? Hemen ona bakalım şimdi. Niye ve boykot etmişler ve bunlar arasında bu maddelerde neler var, neler yok? 20. soruda bizden istenen bu. Müslümanlara merhamet gösterilmeyecekler. Evet, müthiş bir acımasızlık var. Bu bilgiye bu maddelerden biri mi? Evet, bu maddelerden biri. Müslümanların evlerine girilmeyecek. Müslümanlarla alışveriş yapılmayacak. Müslümanlardan kız alınıp verilmeyecek. Muhammed nerede yakalanırsa öldürülecek. Bu madde yok arkadaşlar. Boykottan kastedilen öldürme değil. Dolayısıyla Allah zaten izin vermezdi böyle bir şeye. Cevabımız B seçeneği olacak. Boykot maddelerinden biri değil Hazreti Muhammed'in öldürülmesi. Ama her türlü sosyal ve ekonomik yönden bir baskı, bir yaptırım uygulanmaya çalışılmış o dönemde. Müslümanlar hangi iki şahsiyetin İslamiyet'i seçmesiyle müşriklere karşı güç kazandılar? Evet, biraz önce bahsettik ya, biri amcası Hazreti Hamza, diğeri de adaletiyle ünlü Hazreti Ömer. Dolayısıyla ikisinin bulunduğu seçenek D seçeneği arkadaşlar. Müthiş moral kaynağı oldu Müslümanlar için bu iki kişinin Müslüman olması diyelim. Ve gelelim bir başka son sayfa ve son sorularımıza. Hazreti Peygamberimizin amcalarından biri olmasına rağmen onun en şiddetli düşmanlar arasında yer aldığı için hakkında Tebbet suresi inen kişi kimdir? Tebbet ya da Ebi Leheb'in ve teb ma anhu malihu diye devam ediyor. Bakın orada Ebu Leheb ismi geçer. Dolayısıyla kim bu amca? Peygamberimizin amcası. Cevap kendine ele veriyor zaten. Ebu Leheb, yani Tebbet suresinin adı bizzat geçiyor zaten. Cevabımız belli oldu. Tebbet suresini biliyorsak zaten hatırladık diyelim. Habeşistan'a hicret eden Müslümanları temsilen Habeşistan Necaşisi'ne, ki Habeşistan'ın o zaman hükümdarıydı bu Necaşi. İslam'ı, cahiliyeyi, İslam'ın Hazreti İsa'ya bakışını en güzel bir şekilde anlatan sahabinin adı neydi? O grubun sözcüsü, lideri kimdi arkadaşlar? Direkt söyleyelim.
Cafer bin Ebi Talip'ti. O ilk hicret şerefine nail olan mübarek insan. Cevabımız Cafer bin Ebi Talip. E seçeneği olacak diyelim ve gelelim son sorumuza artık. Hazreti Peygamber'in Taif'e giderken yanına aldığı sahabi kimdir? Evet, Taif'e bizzat kendisi gitti ama yanına aldığı sahabi kimdi arkadaşlar? Hatırlayalım. Ya o azatlı kölesi olan Zeyd bin Harise. Dolayısıyla onunla birlikte gitmişti ki maalesef kötü davranıldı, geri dönmek zorunda kaldı. Başkasının himayesinde durdu bir müddet. Diyelim cevabımız B seçeneğe bölülükle diyoruz. Ve bugünkü videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.